Bilgiyi günlük hayatta bir araç kullanarak depoladığımız veya aktardığımız bir mesaj olarak düşünebiliriz. Bir resim çizdiğinizde, görünüşte sonsuz sayıda olan olası biçimlerde zincirleme bir kalıp kullanarak mesajınızı iletmiş olursunuz. Kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz. İnsanlar yazı sistemlerini geliştirmeye başladığında, Dünyamızı semboller kullanarak açıkladığımız sonsuz sayıda atomik birimlere ayırmamız gerekiyordu. Günümüzde herhangi bir yazılı dil bu şekilde düşünülebilir. Mesajlar belirli bir kalıptaki sembollerin sıralanmasıyla oluşturulur. Şimdi milattan önce 3000'e bakalım ve iki antik yazı sistemini inceleyelim. İlk olarak Antik Mısır'da daha üst mertebedeki insanların iletişim için kullandığı, idari, mali, büyüsel ve dini amaçlar için kullanılan hieroglifler vardı. Bunlar, katip olarak bilinen birkaç seçkin yazar tarafından kullanılmıştı. Halk genellikle yazıyı anlamazdı. Semboller genellikle iki gruba ayrılıyordu. Anlamlı bir kavramı ifade eden sözcük işaretleri ve ses işaretleri. Bu semboller ses parçalarını ifade ediyor. O zamanlar ortak kullanımdaki farklı sembollerin sayısı toplamda 1500'ün üzerindeydi. Eğer tüm bu sembolleri sözcük işaretleri ve ses işaretleri olarak ikiye ayırırsak, ses işaretleri çok daha küçük bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. 140 civarında ses işareti vardı ve Tüm bu kullanımdaki sembollerin çok küçük bir bölümü, yani bunların sadece 33 tanesi farklı ünsüz harfti. O zamanlar sembolleri depolamak için kullanılan başlıca araç taştı. Bunlar mesajların geleceğe taşınmasını sağlayan dayanıklı yazıtlar olarak idealdi. Bu şekilde iletişim kurarken taşınabilirlik önemli değildi. Yine de o aralar sembolleri kaydetmek için yeni bir fiziksel araç ortaya çıkmaya başlamıştı. Nil boyunca selden arta kalan alüvyon, çevredeki toprakları son derece bereketli kılmıştı. Yetiştirilen birçok ekinden bir tanesi de papirüstü. Bunlar şeritler halinde kesilebiliyordu ve bu şeritler daha sonrasında ıslatılıyor ve birbirine bağlanıyordu. En sonunda da Doğal şekerlerin yapıştırıcı görevi görmesini sağlayan sıkıştırma işlemi yapılıyordu. Bunlar birkaç gün sonra kuruyor ve çok hafif bir tablete dönüşüyordu. Bu araç, zaman açısından daha dayanıklı olan önceki yazıtlara nazaran mesajı daha uzak yerlere iletmek için daha idealdi. Şimdi yazıyı kaydeden araçlar daha ucuz ve taşınabilir hale geliyor. Bu Yazının yeni amaçlarla birçok insanın eline geçmesini sağladı. İnsanlar ise daha çok yazmaya başladıkça semboller yavaş yavaş hızlı yazmak için daha uygun olmaya başlamıştı. Bu da hiyeratik olarak bilinen el yazısının gelişimine neden oldu. Örneğin bu dünyanın yaşayan en eski tıbbi belgesi. Hiyeratik yazıyla yazılmış ve yazılma tarihi milattan önce 1600'lere kadar uzanıyor. Bu semboller hieroglif yazıya ait olsa da resimler yazma hızını eşitleyebilmesi için basitleştirilmiş. Ayrıca kullanılan ortak sembollerin sayısı da azalmaya başlamış ve 700 civarına düşmüş. Fikirler ağır taşlardan yapılan araçlardan kurtularak hafiflik kazandı elle yazmada gerçekleşen bariz artışı, yazının, düşüncenin ve eylemin laikleşmesi takip etti. Bu da, M.Ö. 650'lerde demotik denen yeni yazı sisteminin gelişmesine neden oldu. Bu, aslında hızlı yazmayı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştı. Örneğin, bu yazı, evlilik anlaşması olarak biliniyor ve demotik yazının bilinen en eski örneklerinden biri. Yeni sistemde sembollerin sayısında yine önemli bir azalma olması ilginçtir. Kabaca, önce kullanılan sembollerin sayısının yüzde 10'u kalmış. Bunun sebebi, fonetik sembollerin ya da ses işaretlerinin sözcük sembollerine ya da anlamlı işaretlere doğru kaymasıdır. Bu yeni sadelik, çocuklara erken yaşta yazmanın öğretilebileceği anlamına geliyordu. Benzer kalıpları diğer kültürlerde de görüyoruz. Şimdi, Milattan önce 3000'e bakalım ve Mezopotamya'ya gidelim. Buradaki yazı sistemi çivi yazısıydı ve sikkenin icadından önce borcu ve fazla malı takip etmek için iyi bir yol olduğundan başlarda mali amaçlar için kullanılmıştı. Mesela bu birinin hayvan derisi stonu gösteren bir belge. Bu yazma biçimi diğer ihtiyaçlara uyacak şekilde de geliştirildi. Örneğin bu tablette ekmek ve bira için bir tarif yazıyor. Bu da yasal bir belgenin yazıldığı başka bir tablet. Bu yazı sistemi ilk olarak Sümerler tarafından kullanılıyordu ve kullanılan 2000'i aşkın farklı sembol vardı. Bunlar da sözcük işaretleri ve ses işaretleri olarak ayrılabilir. Konuşma dili olarak Sümercenin yerini yavaş yavaş Akatça aldı. Bu, Milattan önce 2300 yılından kalan bilinen en eski sözlük. İçinde Sümerce ve Akatça sözcük listeleri var ve bugünün Suriye'sinde bulundu. Akatlar bunu benimseyip kendi dillerine uyarladıklarında sembol sayısını 600'lere düşürmüşler. Ses işaretlerini tercih ederek bunu daha da azalttılar. Yine de hem hieroglif yazısının hem de çivi yazısının gelişmiş formlarında Birkaç yüz ses sembolü kullanıldığını görüyoruz. Yazı sistemleri resmi kullanımı bırakıp daha ve daha çok insana yayıldığından dolayı toprak insanların kullanımına yepyeni bir yazı sisteminin icadı için hazırdı. Yazı tarihinin büyük buluşlarından biri de milattan önce 1700'lere kadar uzanır. Sina yazıtları Sina Yarımadası'nda bulunmuştur ve birbirinden yaklaşık 6 metre uzaktaydılar. Bu önemli bir buluştu. Çünkü her resim bir ünsü harfi ifade ediyordu ve hiç sözcük işareti kullanılmamıştı. Doğru telaffuz edildiğinde harfler Sami diline ait kelimeler oluşturuyor. Tam olarak deşifre edilmese de bu mesajın isim, rütbe ve dua şeklinde olduğu görülüyor. Deşifre edilen bu iki kelime de şef ve Tanrı. Bu saf örnek yazının evriminin bir parçasıydı. Sadece ses işaretlerini sıralayarak kavram oluşturuyor. Milattan önce bin yılına kadar Akdeniz'de ortaya çıkan ve deniz ticareti yapan Fenikeliler tarafından kullanılan Fenike alfabesini görmüş oluyoruz. Fenike yazı sistemi bir işaretin bir ünsüz harfi ifade ettiği prensip üzerine kuruluydu toplamda 22 sembolü olan kuzey sami dilini yazmak için kullanılıyordu. Bu sesleri ifade etmek için seçilen semboller hieroglif resimlerden alınmıştı çünkü harfin ismi harfin sesiyle başlıyordu. Mesela su anlamına gelen mem, m olarak bildiğimiz harf haline aldı. Öküz anlamına gelen alf, a olarak bildiğimiz harf halini aldı. Ancak bu alfabenin mucitlerinin bilmediği gizli gücü ise çalışması için Sami dilinde konuşulmasını gerektirmiyor olmasıydı. A, E, E Küçük düzeltmelerle bu mucizevi harfler Avrupa, Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın farklı dillerine uyabiliyor ve okur yazarlığı tüm dünyaya yayıyordu. Bu daha sonraları roman olan Yunan alfabesinin Bugün bildiğimiz biçimleriydi. Bu alfabe fikri bilgiyi aktarmak ve depolamak için çok iyi bir yöntemdir. Gördüğünüz gibi sembollerin ne olduğu ya da onları nasıl seçtiğiniz ve hatta hangi dilde oldukları aslında fark etmiyor. Bilgi sadece olası semboller bütününden seçilmiş bir parçadır. Zaman ilerledikçe her zaman için bilgiyi daha uzak yerlere taşımanın daha hızlı ve daha verimli yollarını aradık. Bunu herhangi bir insan veya hayvandan daha hızlı yapacak yeni araçlar kullanarak yapmaya çalıştığımızda teknik bir problem baş gösterdi.